Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın... Fotoğraf çekimi ve kapanış. Sizleri Leva üretimi, mobilya üretimi, kapı üretimi başta olmak üzere 3 grupta bir yapılanma söz konusu. Ve bu çerçevede özellikle yonga lehva, yongalam, medefe, medefelem, parke ve kontrole plak gibi yarı mamul ürünlerin üretimi açısından ilimiz, ülkemizde önemli bir yere sahip. Tabii sektörel devlerin yanı sıra yine ilimizde KOBİ statüsünde olan çeşitli büyüklükte yaklaşık 350 işletmede faaliyet göstermekte. Ancak yarı mamul ürünlerdeki bu başarılı tablonun aksine nihai ürün anlamında ilimizin aynı başarıyı sağladığından maalesef bahsedemiyoruz. Türkiye İhracat Meclisi'nin 2023 İhracat Strateji Raporu'na göre orman ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek gerek iç piyasaya gerekse dış piyasaya arz edilmesi sürecinde orman sanayinin en önemli sorun başlığı olarak karşımıza ham madde tedariki ve kalifiye iş gücü ihtiyacı çıkmakta. Yine bu rapora göre piyasaya arz edilen odun ham maddesinin endüstrinin ihtiyacını karşılayamadığı ve bir arz açığı olduğu görülmekte. Bu bağlamda sürdürülebilir orman yönetim ilkeleri çerçevesinde odun ham maddesi ihtiyacının karşılanması için daha geniş alanlarda sektör ihtiyacını karşılayabilecek keresteye uygun orman yetiştirilmesi ve uygun alanların kısa zamanda ağaçlandırılması bir çözüm başlığı olarak karşımıza çıkmakta. Ama aynı zamanda mevcut ve gelecek projeksiyonların sürdürülebilirlik ve etkisi giderek artmakta olan iklim değişikliği riski de dikkate alınmak suretiyle bir planlama çerçevesinde gerçekleştirilmesi hem sektörün hem de ormanların sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi açısından oldukça kıymeti haiz bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Ülkemizde orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ham maddenin hemen hemen tamamının sağlayıcısı konumunda olan Orman Genel Müdürlüğü'nün bu anlamda desteklenmesinin önemine tekrar huzurunuzda işaret etmek isterim. Ham madde tedarikinde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra pazarlama, tasarım çalışmalarının yetersizliği, markalaşma, standartlaşma gibi başlıklarda da sorun alanlarının bulunduğu ve bu alanlara eğilmesi gerektiğini yine belirtmek isterim. Kastamonu'da son 50 yılda takriben 210 bin hektar yeni orman kurulduğunu ifade etmek istiyorum. Bu toplam alanımızın 876 bin hektar olduğunu dikkate aldığımızda Kastamonu ilinde sahip olduğumuz ormanların %25'i yeni oluşturulan ağaçlandırma yoluyla oluşturulan ormanlardan oluşmakta. Yine 2019 yılında ben burada vazifeye başladığımda Sinop ilinde kapsayan bir bölge müdürlüğü idik. 2018'den günümüze değin 2021 sonuna kadar takriben 2 milyon 700 bin metreküp olan üretimi 3 milyon 800 bin metreküpe çıkararak adeta Sinop Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşunu mecbur hale getirdik. Ormanlarımız elbette çok güçlü ormanlar. Türkiye'de alansal olarak ikinci olmamıza rağmen ormanlarımızın kalitesi, taşıdığı servet, servetin kalitesi bağlamında uzak ara şampiyonuz. Şimdi bölge müdürlüğümüzün genel durumunu arz edeyim. Şu an takriben 10 yıl geçti planlama yapılalı. Bu süreçte de ormanlarımızda kayda değer bir artış oldu. Kanaatimize göre Kastamonu'da 150 milyon metreküpün üzerinde servetimiz var. Kastamonu'da ve tüm Türkiye'de tek orman sektöründe çalışma hakkına sahip insanlar köylülerdir. Şehir nüfusuna kayıtlı birinin ormanda kesim, sürütme, taşıma işlerinde çalışması hukuken mümkün değildir. Köylülerimizin çok büyük bir bölümünde sınır anlaşmazlıkları var. Senindi, benimdi. Tabi bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda orman teşkilatı olarak
elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen sınır tespiti gibi bir yetkimiz yok. Dolayısıyla bu bizi ciddi manada kısıtlıyor. Her yıl belki de yaptığımız dikili damganın %20'sini bu sebeplerle yapamama durumuna düşüyoruz. Bu konu bizim için kritik ve önemli bir konu. Şimdi Kastamonu levha sektöründe Türkiye'deki en önemli yerlerden birisi. Biz de Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 170 bin hektar genç ormanlarımız var. Yani son 25-30 yıl içerisinde gerek ağaçlandırma yoluyla, gerek tabii gençleştirme yoluyla elde ettiğimiz bu genç ormanların bakımı ormancılık açısından vazgeçilmez ihtiyaç. Yani en önemli yapmamız gereken işlerin başında bu genç ormanlara bakım geliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılındaki programı 32 milyon metreküp damga. Buna karşılık 25 milyon metreküp de endüstriyel odun üretimi. Orman Genel Müdürlüğü'nün ürettiği bu 25 milyon metreküp odunun kullanılma alanlarına bakacak olursanız, ana sektörler olarak baktığınızda birincisi yonga levha sektörü, palet sektörü, mobilya sektörü, kontrplak sektörü gibi ana sektörler ve bunlara bağlı yan sektörler. Bu sektörlerde bu üretilen envanteri değerlendiriliyor. 2020 yılındaki pandemiden sonra toplumda biraz insanlar kendini tecrit edip biraz daha bağımsız tek yaşama hayali, küçük bir arsa alıp küçük bir ev yapıp orada yaşama duygusu oluşmaya başladı. Yine 6 Şubat'taki büyük depremden ki Allah göstermesin, ölenlere de Allah rahmet eylesin. Bu depremden sonra da insanlarda şu fobi oluştu. Yüksek katlı binalarda oturma, çökerse, deprem olursa ölürüz korkusuyla bağımsız tek katlı özellikle ahşap ev yapmaya doğru bir meyil başladı. Dolayısıyla ahşap ev diyebilirsiniz, bungalov tipi ev diyebilirsiniz, bazı yerlerde tomruk ev diyorlar. Bu artık Türkiye'de yeni bir sektör olmaya başladı. Dolayısıyla yeni bu sektörde bu binaların projelendirilmesi, statinin hesaplanması yeni bir iş alanı. Orman Genel Müdürlüğü, üniversitelerimiz ve birçok sivil toplum kuruluşuyla ortak bir proje yaptılar. Ahşap ve ahşap kullanımı, binalardaki ahşap kullanılması ile ilgili yapılan çalışma nihayet sonuçlandı. Bu sonuç raporu Türkiye Büyük Millet Meclisimize gönderildi. İnşallah yakın zamanda bu yasalaşacak. Yani artık ülkemizde ahşap ev yapımı ile ilgili bir kanunda olacak. Dolayısıyla genç mühendis kardeşlerimiz, yani ahşap ev ve ahşap evin projelendirilmesi, yapılanması, statü ile ilgili kendilerini yetiştirmeleri halinde iş bulacaklarını düşünüyorum. Bir diğeri Avrupa'da yaygın olup ülkemizde yeni yeni girmeye başlayan bir sektör. Özellikle yonga levha sektöründeki odunan madde sıkıntısından dolayı ahşap malzemenin geri dönüşümüyle birlikte yeni geri dönüşüm tesisleri kurulmaya başlandı. Yani evimizdeki kullanmadığımız masamız, paletlerin, kırık paletler, işte kürsü, bunlar biliyorsunuz bizim toplumumuzda ya kırılıp yakılıyor veya atılıyordu. Avrupa'da bunlar toplanılıyor, tekrar tesislerde işlenip sektöre kazandırılıyor. Türkiye'de bu konuda bir çalışma var. Birkaç yerde yeni kurulan fabrikalar var. Bu konuda da kafa yorarsa benim genç kardeşlerim buralarda da iş imkanı bulacaklarını düşünüyorum. Bir başka sektör değerli kardeşlerim, palet sektörü de Türkiye'de çok canlı ve çok hareketli bir sektör. Bu sektörde de kardeşlerimiz kendilerini yetiştirebilirseler bu sektörde de iş bulabilirler. Belki bu kanun çıktıktan sonra ahşap bina ve ahşap bina yapımı ile ilgili kanun çıktıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızda da iş imkanı bulunabilir diye düşünüyorum. Çünkü Orman Genel Müdürümüz Maraş İdare Binası'nı şu anda ahşap yapıyor. Dolayısıyla ahşap binalara karşı böyle bir şey olacak. Geçen sene burada yine bir panelde Hülya Kalaycı hocamız, Profesör Doktor Hülya Kalaycı hocamız ilginç bir şey söyledi. Dedi ki genç kardeşlerim dedi biraz da ahirete çalışın dedi. Tabuttan bahsetti değerli kardeşlerim. Müthiş bir tabut talebi olduğunu, tabut yapımı ile ilgili insana çok komik gibi geliyor ama yurt dışından müthiş bir tabut talebi var. Bunun nasıl yapıldığını, ne yapıldığını bilmeniz gerekiyor.